3 boyutlu görüntü ekranı da var. Track ayarınız varsa dogfight'larda özellikle çok işinize yarıyor. Bildiğim hoca şu an tam full konsantrasyon uçağın peşinde. Evet. Evet, şu anda bir yanlış bir bilgi vardı, onun peşinden gittik. Ama etrafta başka bir şey yok. Paraşütle mi gittik hocam? Evet, paraşütü de herhalde hedef olarak bize gösterdi. Az önce vurduğumuz uçağın pilotu hala havada paraşütüyle aşağı inmeye çalışıyor. Şimdi bir ricası bir iniş gösterebilir misin? Çünkü hemen ilk eğer bu görev bitse başka bir şeyimiz yoksa. Evet, çünkü genelde iniş insan aldıkları zaman hani inip kalkmaya çalışır ama iniş biraz farklı. Formatta evet. Dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. En azından kısaca onun bilgisini de vermiş olalım. Yani kalkıp çok kısa bir patenle tekrar dönebilirsin nasıl arzu ederse. Eğitim görevlerinde hemen direkt iniş görevi var zaten, onu açalım. Evet, şimdi uçağı kaldırmak aslına bakarsanız daha basit. İndirmek birazcık daha karışık bir iş. Gerçi F-16'da bu oldukça kolaylaştırılmış durumda. Yani sembolojisi falan çok yardımcı oluyor ama ilk başlarda tabii ki zorluk çekiyor insanlar. İndirmek için bayağı uçak heba edenler oluyor. Dikkat edilmesi gereken hususları da bize ekrandan gösteri anlatırsan çok seviniriz. Evet, şimdi inerken dikkat edilmesi gereken ilk husus hızımız. Yani hızımızı iniş için uygun aralıkta tutmamız gerekiyor. İşte uçağın ağırlığına göre bu 160, 150 ile 180 knot arasında değişebiliyor iniş hızımız. Göstergelerin başında flight path markerımız var. Heads up display'in tam ortasında bulunan bir göstergedir. Bu da uçağın o anda tam olarak hangi yöne uçtuğunu bize gösteriyor. Bunu kullanarak inişlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tabii inmek için ilk önce pisti düzgün karşılamak gerekiyor. Yani bunun İlk kuralı, en basit kuralı, pisti düzgün karşılayacaksınız, uygun hızda olacaksınız. Tekerleklerin açılmış olması gerekiyor. Tekerlekle açıldığı zaman zaten markerlar değişiyor hesap display'de. Yapılması gereken İlk şey, hızı düzgün ayarladıktan sonra flight path marker'ı pistin başına yerleştirmek. Yani uçağı pistin başına doğru uçurmamız gerekiyor. Teker koyacağımız yere de doğru. Uygun hızda oraya yaklaşıp, tabii kuleden izinler falan da alınması gerekir normal şartlar altında ama şu anda onu yapmıyoruz. Uygun açıyla, uygun hızla piste yaklaşarak teker koyacağımız yere doğru yaklaşıyoruz. Tabii biraz yandan rüzgar da alıyor şu anda. Birazcık da tabii deneyim de gerekli iniş için. Birkaç deneme yapmak lazım. Ama alışana kadar birkaç uçağı heba etmeye yani, hazırlıklı olsunlar. Evet, biraz o yönden sıkıntı çekmeleri muhtemeldir. Peki son bir soru.
Şimdi ATC'den izin almak gerekiyor dediniz. Sivil havacılık tarafında ATC hizmeti veren arkadaşlar da var. Sizde bu tür bir hizmet var mı yoksa onu da program kendi mi gerçekleştiriyor? Kulenin kendi iletişimi var. Bir pattern bize çiziyor. Bir inebiliriz ya da toplu bir geliş yapıyorsak pilof yapıyoruz. Bir Fink'te sıralamasını daha evvel yaptığımız bir yaklaşma düzeninde. Sırayla pilofu yaparak herkes bir sırada inmeye devam ediyor. Yani kuleyi beklerseniz çoklu uçaklarda çok fazla havada vakit kaybediyorsunuz. Anladım. Peki çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa, FFLO adına da söylemek istediğiniz bir şey varsa onları da alalım. FFLO olarak bu işe ilgi duyan herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz zaten. Önceden beri bunu yapıyoruz. Buradan sizin aracılığınızla da eğer ilgilenen, uçmak isteyen, öğrenmek isteyenler olursa onlara da yardım edebileceğimizi ifade edelim. Onun dışında biz de teşekkür ediyoruz bize imkan sağladığınız için. Sağ olun, sağ olun her zaman. Peki çok teşekkürler ikinize de. Teşekkürler, sağ olun. Evet sevgili seyirciler, son iki gecedir askeri sanal havacılığı biraz daha size anlatmaya çalıştık. Yeni ama çok tecrübeli bir filo var. Eski Kangal filonun arkadaşlarımız Efe filoyu kurdular. 312fm.org adresinden siteye ulaşabiliyorsunuz. Her türlü bilgiyi de buradan alabiliyorsunuz. Falcon'la ilgili kısa bir videoyla size veda ediyoruz. Yarın akşam yeni bir konukla hadi uçağımda görüşmek üzere.